Merhabalar. İstanbul Hepimizin girişiminin hazırladığı Şehir Hepimizin programında bugün gönüllülüğü konuşacağız. Ben Pınar Uyan Semerci. İki değerli dostum var. Neden Yurtta Güler ve Emre Erdoğan. Aslında hep beraber yaptığımız Türkiye'de gönüllülük araştırması 2019 bulgularını konuşacağız. Nurhan hocamız, Nurhan Yentürk de bizde olacaktı ama bugün belki onu ayrı bir programda yaparız. Bugün bir dersiyle çakıştı. Kübra Doğan Yenisay hocamız da özellikle perspektifinde bu konuyu ele aldı. Bugün biz size birazcık araştırma bulgularını, bunu tartışma şeklimizde katılım ve etik kısmını aktarmaya çalışacağız. Dediğim gibi belki bir başka programda da işin hukuksal boyutunu tartışmak istiyoruz. Ne yaptık? Birazcık oradan belki başlayabiliriz. 13-14 Cuma Cumartesi günü, Cuma günü geniş katılımla özellikle gönüllülerle beraber araştırma bulgularını konuşmaya, tartışmaya, ele almaya çalıştık. Hem hukuksal, hem etik, hem de katılım boyutunu tartıştık. Sonrasında da cumartesi günü biraz daha STK'ların kendi ekiplerinden, özellikle gönüllülerle çalışanlar, bu alandaki deneyimlilerle biraz daha eğer bir hukuksal çerçeve olacaksa, bu çerçeve nasıl olmayı bütün boyutlarıyla ele almaya çalıştık. Burada tabii ki gönüllülük çok fazla tartışılan bir şey değil Türkiye'de. Çok da fazla yapılan bir şey değil. Sözü bu noktada belki Emre Hoca'ya vermekte fayda var. Bir, Türkiye'nin genel durumu karşılaştırmalı olarak nerede, nasıl duruyor ve bizim araştırmamız nasıldı, ne bulduk? Oradan belki başlayabiliriz. Evet, Türkiye'de gönüllülük yapanların durumu yapmama hali. Bunu nereden biliyoruz? 2014 yılında yapılmış olan Uluslararası Sosyal Araştırma Programı'nın bir çalışması var. Herhangi bir kurumda gönüllülük yaptınız mı diye bir soru var. Buna da sendikalar dahil, bunu özellikle belirteyim. Buna göre Türkiye'de bu soruya olumlu yanıt verenlerin oranı %6.2, 18 yaş nüfusunda. Belki 2'yi koymaları da hatırlatabiliriz rejiye. Görselimiz de var slide. Çünkü. Evet. Orada göstereceğiz. 2 numarası. Orada görüldüğü üzere en düşük %5 ile Rusya geliyor. Birinci sırada ise %57 ile Danimarka geliyor. Bu çok şaşırtıcı değil çünkü çok uzun zamandır yapılan çalışmalar, 90'dan beri yapılan çalışmalar, nasıl sorarsanız sorun, Türkiye'de gönüllülük yapanların oranının %6 ile 13 arasında değiştiğini gösteriyor. Ve Türkiye'de genelde bu araştırmalarda ya sonuncu oluyor ya da sondan birinci oluyor, ikinci oluyor. Türkiye'de gönüllülük çok fazla yapılan bir şey değil. Bunu detaylı olarak başka yerlerde tartıştık. İnsanlar neden gönüllülük yapmıyorlar, gönüllülük yapmanın önünde engeller neler diye. Ama bu çalışma buna odaklanmamıştı. Biraz araştırmanın künyesini belki söyleyebiliriz. Gene slaytlardan da devam edebiliriz. Dördüncü slayt. Bu araştırmanın amacı Türkiye'de gönüllülerin hangi koşullar altında çalıştığını keşfetmeye yönelikti. İnternet üzerinden yapıldı. 16 Ekim 20 Kasım tarihleri arasında. Ve farklı kuruluşlardan gönüllülük yapanlara ankete katılımları davet edildi. Bazı kuruluşlar kendileri dağıttı, bazılarına da açık olarak biz ulaştık. Burada şu noktayı belirtmekte fayda var. Burada yapılan anket kimi temsil ediyor dediğimizde bu araştırmaya katılanları temsil ediyor. Türkiye'deki bütün gönüllülerin durumunun böyle olduğunu söyleyemeyiz. Bunun için farklı bir çalışma yöntemi gerekir ama rahatlıkla şunu söyleyebiliriz ki kendi deneyimimiz koşulların farklı olduğunu göstermiyor. Ayrıca araştırma kapsamında STK'nın yöneticileriyle bir dizi yarı yapılandırılmış mülakat yapıldı. 20 tane ve gönüllülerle de 2 adet odak grup çalışması yapıldı. Araştırmamızda bunları da çok net olarak kullandık. Peki demografisi neydi? Yani katılanların profili neydi dersek? Toplam kaç kişi olduğunu belki bir kere daha söyleyebiliriz. Toplam 1014. Kişi katıldı. Aslında daha fazla kişi başlamıştı ama anketin biraz uzun olmasından dolayı birazını kaybetti. Onu belki söylemekte fayda var. 2000 üzerinde galiba 2000 değil mi? 2000 üzerinde başlamıştı. Evet, herkes tamamlayamadı. Sabırlı olanların dedik tamamladı bir araştırma. Evet, 1/3'ü kadın. Belki oradan yola çıkmak söyleyebiliriz. 1/3'ü erkek. 1/3 15-24 yaş arasında, %12'si 25-29 yaş arasında. Eğer Birleşmiş Milletler'in genç tanımını alırsak yaklaşık %45'inin genç olduğunu söyleyebiliriz. Hı hı. 60 yaş üstünde de %11'lik bir kesim var. Biraz daha önemli rakamlara gelelim. %42'si çalışıyor. Hı hı. Çalışmayanların büyük çoğunluğu öğrenci, bir kısmı ev hanımı ve bir kısmı da iş arıyor. Burada önemli olan şeylerden biri %40'ı yaklaşık olarak lise mezunu, %8'i üniversite üstü mezunu. Bu çok yüksek bir eğitim düzeyi demek. Bunu not etmekte fayda var.
Ortanca gelir 4.500-5.000 TL arasında. Şu anda bizim elimizdeki rakamlar bunun 2.500 TL olduğunu gösteriyor. Demek ki Türkiye gelirinin ortalama iki katı kadar bir gelire sahipler. Babası üniversite mezunu olanların oranı %21, annesi üniversite mezunu olanların oranı %13. Bu da anne baba açısından çok eğitimli bir ebeveynlere sahip olduğunu gösteriyorlar. Bütün bu rakamları üstüne koyduğumuzda yüksek eğitim %98'i lise ve üstü mezunu, çoğunluğu çalışıyor, ortanca geliri Türkiye ortalamasının iki katı, ebeveynin eğitimi çok yüksek olduğu zaman araştırmaya katılanların daha eğitimli kimse olduğunu söyleyebiliriz. Ama bir de şunu biliyoruz ki Türkiye'de gönüllülük de zaten daha fazla eğitimli kişiler tarafından yapılan bir şey. Burada göstermedik ama araştırma bulgularında yer alıyor. Doktora ve üstü eğitim alanlarda gönüllülük yapanlar oranı %40'a kadar çıkıyor ki bu ortalamanın 7 katı. Gönüllülük biraz daha eğitimli insanların işiymiş gibi gösteriyor ya da teknik bir terimle kültürel sermayesi yüksek olanların işiymiş gibi gözüküyor bu rakamlara baktığımız zaman. Yani gene belki şey vurgulamakta fayda var. Türkiye genelinde bütün gönüllü profilinin bu olduğunu söylemiyoruz. Evet. Araştırmaya katılanlarımızın resmi bu ama diğer söylediğimiz üzere de genel olarak gönüllülük biraz daha hem eğitimli, sosyal hem kültürel sermayesi daha yüksek bir gruba da denk geliyor. Tüm dünyada da aslında bir şekilde bu söylenen bu bir şey. Bu bildiğimiz bir şey. Tabii ki istisnaları var. Daha düşük sosyoekonomik statüden gelen ya da daha düşük kültürel sermaye sahip insanların da gönüllülük yaptığı aşikar ama bildiğimiz bir şey, bir miktar birikim gerekiyor. Nasıl siyaset yapabilmek için bir miktar birikim gerekiyorsa bu birikim sadece para olmak zorunda değil, ilişkiler ya da deneyim gibi buna baktığımız zaman evet birikim olan insanların yaptığı işmiş gibi gözüküyor diyelim. Peki nerede çalışıyorlar? Hangi alanlarda çalışıyorlar? 7. slide'ı gösterebilirsek orada çoğunlukla eğitim alanında çalıştıklarını görüyoruz. Çocuklar, gençlik, insan hakları gibi konular daha ön plana çıkıyor. Daha az olanlar din, hemşirelik, yaşlılar, siyasi kuruluşlar gibi mesela. Şimdi bu rakam çok farklı değil Türkiye'de sivil toplum kuruluşlarının dağılımına bakıldığında. Büyük bir kısmı Türkiye'de tabii ki hemşirelik dernekleridir. Ama hemşirelik derneklerinin de çok gönüllü faaliyeti olmamasından bu çok şaşırtıcı değil. Bunu bir akılda tutmakta fayda var. Konuşmanın ilerleyen aşamalarda daha anlamlı hale gelecek. Yani aslında burada eğitim, çocuklar ve gençlik alanı, insan hakları alanı, çevrede bizim özellikle işte sahada etik tartışmalar açısından da daha da ön plana çıkıyor. Yani gönüllü etiği nedir, kurumsal yapıların içinde nasıl olmalı tartışması. Peki ne kadar süre çalışıyorlar, çalışma durumu, süreleri bunları da bir belki özetleyebilirsek. 8. slayta bakarsak burada önemli bir şey var. Ortalama çalışma süresi 59 ay olarak gözüküyor. Aynı. Ay üstünden söylüyorum. 59 ay. 59 ay, 5 yıl ortalama geliyor. Bu çokmuş gibi gelebilir. Çünkü bizim başka yerlerde yaptığımız çalışmalarda bunun 2 yıl olduğunu görmüştük. Ama o çalışmalar daha çok belli bir kurumla sınırlı ve belli bir alanda sınırlıydı. Ve çoğunlukla gönüllerde öğrenciydi. Burada baktığınızda bazı ipuçlarını görüyoruz. Yani bir kişinin, bir gönüllünün çalıştığı mı, öğrenci mi oldu, işsiz mi oldu ya da emekli mi oldu kurumla ilişkilerini belirliyor. Bu ilk ipucu burada. Öğrencilerde 1,5 yıl çalışma. Çok daha ortama hızlı bir sirkülasyondan bahsediyoruz. Tabii ki. Ama emeklilerde bu 7 yıla çıkıyor. Bu da akılda tutulması gereken bir şey. Çalışanlarda ise 5 yıla yakın bir süreden bahsediyoruz. Bu bizim için çok önemli. Çünkü gönüllü sirkülasyonu dediğimiz şey, gönüllülerin ayrılmaları ki belki yeri gelirse konuşuruz ve yerlerini yeni görüyor, yetiştirmek kurumları yoran bir şey. Bu da tabii farklı kişilerle çalışırken akılda tutulması gereken mesele. Peki hafta sonu, hafta içi ne günler çalışıyor? Ne zaman çalışıyorlar? Her günler çalışılıyor. Burada da şöyle bir şey var. Çalışanlar daha çok hafta sonu çalışırken ve tabii ki mesai saatleri dışında çalışırken öğrenciler ve diğerlerinin hafta içi de çalıştıklarını görüyoruz. Emekliler de hafta içi çalışabiliyorlar. 14. slide'ı da gösterebiliriz belki o. Ya birazcık şey gibi bir aslında kendi aramızda tartıştığımızda bulduğumuz şeylerden biri de biraz böyle farklı profiller, farklı farklı gönüllülük tipolojileri belki konuşabilmemizi sağlayan bir şey. Gönüllülük performansları diyebiliriz. Yani hepsi aynı şekilde performans göstermiyor. Bunu mesela şeyde de göreceğiz. Ne kadar çalıştıklarına bakıldığı zaman ve diğer şeylere bakıldığı zaman da gönüllülerde farklılıklar olduğunu göreceğiz ki bu katılım meselesini de sanırım Ladenon'dan bahsedecek. Orada daha detaylı yapabilir. Benim burada vurgulamak istediğim önemli bir mesele ne kadar zaman harcadıkları. Gönüllülükle ilgili yaptığımız bütün çalışmalarda
2008'de yapmış olduğumuz TGEV çalışması ya da yakın tarihi gençleri kapsayan gençlerin iyi olma hali çalışmasında şunu görüyorduk. Neden gönüllülük yapmıyorsun? Zamanım yok. Biz insanlara 9. slayda bakabilirsek ne kadar gönüllülük yaptıklarını sorduk. Haftada kaç saat? Bakın haftada 2 saatten az göre gönüllülük yapanlar 3'te 1, %30'u. Haftada 3-4 saat eklediğimiz zaman %50'si haftada 4 saat ve altından bahsediyor. 6 saati eklediğimiz zaman %60'a geliyor. Yani 3'te 2'si gönüllülerin haftada 6 saatten az gönüllülük yapıyorlar. Ve bu da gönüllülüğün çok fazla zaman gerektiren bir şey olmadığını bir kez daha gösteriyor. 2008 yılında da böyle çıkmıştı. Ortalama gönüllülük süresi haftada 2 saat. Beklemiz. Bunun hukuki sonuçları var. Nurhan Yentürk hocamız bundan bahsedecektir daha detaylı olarak ama gönüllülüğün bu açıdan çok fazla çaba gerektirmediğini akılda tutmakta fayda var. Ben son bir olarak gönüllülerin yaptıkları işlere değinmek istiyorum. Peki ne işler yapıyorlar dediğim zaman 15. slide. Orada şunu görüyoruz. Eğitim vermek, faaliyetlerin organizasyonuna görev yapmak, kampanyaların organize edilmesine katılmak gibi işler yapıyor. Burada yer almıyor ama sunumda kullandık bunu anlatabilirim. 3 tür işten bahsedebiliyoruz, 3-4 işten. Bunlardan bir tanesi araştırma yapmak, rapor yazmak gibi katma değerli olarak adlandırabileceğimiz işler. Bir tanesi gelir getirici işler. Bir tanesi teknik destek olarak tanımlayabileceğimiz, şuradan doğrudan söyleyeyim, ofis içi günlük işlerde yardımcı olmak, teknik destek vermek gibi işler. Ve bir tanesi eğitmenlik yapmak. Şimdi bu 4 iş aslında gönüllüler arasında iş olarak dağıtılmış değil. Gençler daha çok teknik destek ve eğitim vermek gibi işlere odaklanırken daha büyük yaşlarda olanlar, daha geç gençler rapor yazmak, gelir getirmek gibi işlere bakıyorlar. Hatta çok ilginçtir gelir getirme konusu 45-59 yaşta biraz daha yüksek durumda. Yani daha yaşlar 60 yaş üstü gelir getirir faaliyetler yapmıyor. Bu aslında gönüllülükte bir iş bölümü olduğunu gösteriyor ve bu iş bölümü de biraz yaşa bağlı olarak gerçekleşiyor. Aslında ele aldığımız konulardan bir tanesi de işte bu hem iş bölümü tartışması hem de aslında biraz karar ve katılım ayağı açısından da gönüllülüğü tartışmak. Çünkü biraz böyle hepimizin kafasında daha aktif yurttaş ve gönüllülük arasında çok güçlü bir ilişki var. Bu bağlamda da hani bu işleri yaparken onların ne kadar katıldığı, ne kadar katılmadığı ama genel olarak da bu karar almayı çok tartıştık. Belki biraz sözü sana verebilirim bu çerçevede. Yani başlamadan, belki hani karar almayla ilgili tartışmaya başlamadan Emre çok önemli bir şeyin altını çizdi. Yani işte bu kültürel sermaye hikayesi iki adım geriye giderek. Gönüllülükle, yani kendi aramızda da tartıştığımız, hani burada seslenmesinin manalı olduğunu düşündüğüm için. Kültürel sermayenin yanı sıra ekonomik olarak da belli bir güvenceye ihtiyaçları var insanların gönüllü olabilmeleri için. Çok bu hani piyasa. Nitekim bizim araştırmada herhangi bir sosyal güvenceye sahip olmayanlar sadece %9 civarı, yanlış hatırlamıyorsam. Şimdi bu çok düşük bir oran Türkiye içinde. Kaldı ki içinde gençler var. Yani 18-25 yaş grubunun içine aldığınız bir örneklemde bu kadar düşük olması şaşırtıcı. Dolayısıyla kültürel sermayenin yanı sıra öznelerin sosyal olarak da güvence altında olması, sosyal ve ekonomik altında güvence altında olması katılımlarını hem kolaylaştırıyor, belki de birazcık da cesaretle söylemek lazım ama yani hem de teşvik ediyor bunu. Bu hem gönüllü anlamda katılım hem de hani bu gönüllü anlamda hareketliliğinde. Belki şey tür vericiliğin olabilmesi için temel ihtiyaçların en azından temel endişelerin diyelim. Çok tabii yani oradaki yani iki tane şey var orada. Bir tanesi belli bir ağ içinde bulunması, ilişkiler ağ içinde bulunabilmesi. Bu çok ilişkili. Hem de aynı zamanda şuradan başlayalım. Otobüse binip gönüllülük yapacağı yere gidebilmesi. Ne kadar yani ya da orada ne yiyeceğini düşünmüyor olmasına aslında kadar. Belki çok bir parantez açarak bu da çok ele aldığımız, tartıştığımız bir şeydi. Yani kurumlar 29. belki slide da bu arada gösterebiliriz. Yaparken ulaşım, yiyecek, iletişim masrafları gibi harcamaları kim karşılamakta diye bir gösterimiz var. 29. koyabilirsek bu mesela önemli bir nokta. Belki buradan da başlayabiliriz. Yani işte bu çoğunlukla kendim hikayesi %67 olduğunda hem oraya ulaşabilecek çeşitli yani ulaşım araçlarına ihtiyacımız var. Fiziksel bir ulaşımdan bahsetmiyorum. İlişkiler ağından bahsediyorum. Hem de aynı zamanda belli bir sermaye ihtiyacınız var ki o süreci devam ettirebilin. Bence önemli. 31'de de bizim bu
yaşa göre böldüğümüz harcamalar var. O da aslında çok enteresan. Yani kim daha çok karşılıyor 60 yaş üstünde, çünkü bayağı ciddi bir biçimde aslında kendi cebinden vermek yaşla gayet koordine gidiyor. Gönüllülük yaparken, yani bu faaliyetin içindeyken ulaşım, yiyecek ve iletişim masraflarını kim karşılar? Harcırah verilir mi? Gibi bir şeye oturuyor. Koordinatörlerle bunu çok konuştuk. O, evet evet doğru. Yani lütfen oraları da ekle. Yani burada şeyi de görüyoruz. 15-24 yaş ve 25-29 yaşta birinde yarı yarıya, birinde %60'a kadar. Bu şu demek aslında. Bir taraftan bunu yapamadıkları için yapmıyorlar. Yani ve bu gönüllü olmalarının önünde de engel oluyor zaten. Ya da bir adım daha ilerleyelim. Politik bir aktör olarak katılmalarının önünde de engel. Çünkü günün sonunda gönüllülük sivil toplum örgütleri aracılığıyla öznelerin politik olarak katılımını da sağlayan bir şey. Sadece bir toplumsal katılım hali değil. Bununla ilişkilendirerek de, dolayısıyla hani politik özneler olması, bununla ilişkilendirerek de şeyi sorduk, kararlara katılım derecelerini sorduk öznelere. Ne kadar katılıyorsunuz kararlara? 27. slide belki kolay olursa diye. %30.4'ü bütün önemli kararlarda fikrim sorulur diyor. Şimdi bu önemli bir rakam aslında. Bayağı yüksek bir rakam. %8.6'sı ise hiçbir önemli kararın alınmasına katılmam diyor. Şimdi bunu şeyle ilişkilendirdiğimizde aslında birkaç tane yer var. Bir tanesi kararlara katılım ne demek ve nasıl anlıyorlar? Tabii ki bu ayrıca tartışmalı. Emre'nin her zaman bizi uyardığı gibi günün sonunda onların nasıl algıladığı ile ilgili. Ve lakin fakat bütün bunları da etkileyerek %30.4, üçte biri gönüllülerin kendilerini örgüt içi demokrasi bağlamında kararlara katılmış olarak görüyor. Hissediyorlar. Yani en azından aynen ifade öyle. Evet, ifade ediyorlar. Ve bu oldukça yüksek bir oran. Çünkü bu şu tartışmayı bizim açımızdan daha da anlaşılır ya da tartışılabilir, açabilir kılıyor. Bu tartışmada şu, gönüllülerin piyasa ile olan ilişkisi üstünden tartışılması ve onların araçsallaştırılması gibi literatürde ciddi bir eleştirel yaklaşım var ki bizim de çoğunlukla katıldığımız zaten mevzuya. Şimdi araçsallaştırmaların önündeki hikayelerden bir tanesi, hiçbir karara katılmadan, örgüt içinde, yani toplum örgütü içinde hiçbir şeyle ilişkilenmeden sadece bir emir komuta, tırnak içinde söylüyorum elbette bunu ve abartarak söylüyorum ama onun bir parçası olarak yapılan iş, verilen işi yapmaları. Fakat onun içinde, eğer onun ötesinde, sivil toplum örgütü içinde neler yapılacağını, nasıl birlikte çalışılabileceğini, eğer projede çalışıyorlarsa ya da veya programda onun birlikte üretilmesine katkıda bulunuyorlarsa, o zaman başka bir şeyden bahsediyoruz. Çünkü içinde bulundukları yapıyı da dönüştürüyorlar. Burada belki bir parantez açmak isterim. O da şu, koordinatörlerle de görüştük. Yani koordinatör, yürütücü ya da işte gönüllüleri organize eden kişi. Çünkü kurumsal yapıları çok farklıydı bu 20'nin. Ve işte 200 tane profesyonel çalışan da vardı. Ondan az çalışan da vardı. Hiç profesyonel çalışanı olmayan da vardı. Tabii bunların nitelikleri bu kadar farklı olunca bu kararlara katılım mekanizmaları da çok farklı hale geliyor. Tabii. Genel olarak ama o çok önemli bir noktayı söylediğin için hani kararlara katılıyor musunuz tartışması çoğu zaman geri bildirim olarak anlaşılıyordu. Yani bir aktiviteden sonra işte bize görüşümüzün sorulması, yaptığımız işe dair fikirlerimizi beyan etmek gibi. Daha küçük derneklerde ya da daha farklı, daha diyelim yatay organize olmuş, yatay bir biçimde karar almaların oluştuğu, belki aslında ben vurgulamak gereken şey uzlaşıyla karar alındığını söyleyen STK'larda ise çok daha başka bir şey. Yani beraberce oluşturuyoruz, zaten biz işin parçasıyız, biz dışarıda değiliz gibi. Burada böyle farklı dereceler ve farklı tanımlardan bahsettiğimizi çok belki da söylemek lazım. Çok da çok da iyi yaptın, ekledin orada. Belki şeyi de eklemek gerekiyor. Baktığımız, şimdi kararlara katılımı sadece sorsaydık belki zorlanabilirdik. Fakat onun yanı sıra şöyle bir ifade sorduk. Yani gönüllülük politik bir duruştur diye. Evet. Sonra da bu ikisi arasındaki ilişkiye baktık. Emre'yi çok uğraştırarak adını almak lazım. Emre hepsinin krosunu alır mısın diye. Bu önemli bir şey bence. Politik bir duruş olması. Bütün örneklerimizde ortalama yarı yarıya politik bir duruş olduğunu düşünüyorlar. Yarı yarıya düşünmüyor. Bunu demografik olarak kestiğimizde de böyle, yani kadın erkek arasında da böyle, eğitimler arasında da böyle falan. Hay böyle olunca kararlara katılımın nasıl anlaşıldığı üstüne daha fazla spekülasyon yapabiliyoruz ve daha fazla konuşabiliyoruz. Bu geri bildirim de önemli bir tartışma oluyor. Bir şey demin yine Emre anlatırken
aklıma geldi onu daha az konuşmakla. Bu kadınların daha fazla gönüllü olması hı-hı. için set anlamında, üçte iki hı-hı. anlamında. Bana politik katılımla ilişkili tartışmayı da çok anımsatıyor. Yani. Sabırlı olmaları gibi bir hemen çıkarım. Tabii sabırlı olmaları ama konvansiyonel siyasetin ya da evet. konvansiyonel politikanın kendisi çok erkeklere bırakılmış bir alan. Hı-hı. Hem günümüzde bağlam olarak hem de tarihsel olarak da öyle. Yani bu bu coğrafyada da yani 1920'lerde de tartışılan şey, yani kadınlar gitsin hayırseverlik yapsın, erkekler işte politika olsun ve karar versin ve bu tamamen de şeyle içkinleştirerek kadına atfedilen bir takım özelliklerle üstüne üstlük doğrulanmaya da çalışarak bir müthiş tabii özcü bir anlatımı. Dolayısıyla gönüllülük ve kadınlar arasındaki ilişkinin bu kadar yüksek olması aslında o bakım işleriyle, işte hayırseverlik haliyle, kadına atfedilen o ona içkin görülen o özcü yaklaşımla da oldukça ilişkili bence yüksek olmasının sebeplerinden evet. Yani bir tanesi. Bunu da belki ayrı bir odaklanarak düşünmek lazım. Yani kadın ve gönüllülük rolleri. Peki şeye dönelim, yani araştırmada sorduğumuz bir şey. Nasıl katılıyorlar ya da nasıl gönüllü oluyorlar diye onu da galiba evet, slide'ımız 22. vardı. 22. slide'a bakabilirsek biraz geriye gidip. Şu anda yoğun vakit geçirilen STK'ya nasıl gönüllü olduğunuzu diye sorduğumuzda birinci sırada %34 ile üçte bir arkadaşım, tanıdığım, akrabam aracılığıyla ulaştım geliyor. Şimdi listenin üzerinden teker teker geçmeden basitçe şunu söyleyebiliriz. Bir tanesi eş, dost, akraba aracılığıyla ulaşabilmek. Bir de ikincisi medya aracılığıyla ulaşabilmek. Buradaki bütün rakamlar bunu gösteriyor ki eş, dost, akraba aracılığıyla ulaşmak çok daha önemli. Çok daha yaygın bir şey. İnsanlar televizyonda gördükleri ya da internette gördükleri bir yere de başvurabilir ama bir arkadaşının çalıştığı, bir arkadaşın gönüllülük yapmış olduğu bir kurumda çalışmayı tercih ediyorlar, bu birincisi. Peki neden seçtiniz diye sorduk, 24. slide'a bakalım. Hedef kitlesi nedeniyle birinci sırada geliyor, %57, 24. slide. Çalışma alanı nedeniyle ikinci sırada diyor, 51,5. Güvenilir olması nedeniyle %39. Şimdi bu güvenilir olmasıyla bir öncekini beraber okuyacaksınız. Hmm. Bir kurumun güvenilir olduğunu nereden bileceksiniz? Verdiği reklamlarla ya da bilinirliğiyle değil, basit bir şekilde orada çalışan insanların o kurumun iyi bir kurum olduğuna dair imajlarına yaymalarıyla alakalı bir şey. Bu da bizi neye getiriyor? Gönüllülerle olan ilişkinin önemine getiriyor. Kurum, sivil toplum kuruluşu gönüllüsüne hak ettiği değeri verecek ki o sivil toplum kuruluşuna çalışan gönüllü arkadaşlarına gel bizimle beraber çalış, burası iyi bir yer diyecek. Gençlerde özellikle bu biraz daha yaygın. Hani şöyle düşünüyoruz, gençler çok daha fazla internet vesaire kullanıyorlar ama istedikleri kadar internet vesaire kullansınlar. Esas bir konuda bilgi edinme yöntemleri yine arkadaşları, dostlar oluyorlar. Bu kulaktan kulağa dediğimiz şey bir kurumun itibarını çok fazla belirleyen bir şey olarak ortaya çıkıyor. Belki şeyi de vurgulamak lazım. Gene gönüllülerle yaptığımız odakta iki tane aslında uç gördük. Yani bir tanesi gönüllünün kendisinin aslında kurumu ayakta tutmak için desteklediği. Bir tanesinde kurumların kendilerinin gönüllülerin çalışmasını kolaylaştıracak bir destek yaratması. Bu bayağı tartışıldı. Dediğimiz gibi yani şu anda hukuksal boyutunu bu programda ele almadık ama sigorta da dahil olmak üzere aslında birçok düşünmediğimiz noktayı açmak için aslında bu araştırmayı yaptık. Çünkü bu gönüllülük perspektifinde herhangi bir yasal düzenlemenin ne anlama geleceği, ne açılardan kısıtlayabileceği, ne açılardan regülasyonun yararlı ya da gönüllüyü korur olmanın önemini bu sivil toplum alanını daraltmadan, özgürlükleri kısıtlamadan nasıl bir formülasyona gidebileceği bizim için önemli bir tartışmaydı. Aslında beraber de sivil toplum kuruluşlarıyla beraber böyle bir kaygı içinde hareket ettik. Bu bitecek bir tartışma da değil. Aslında biraz başlattığımız bir tartışma ve devam etmek istediğimiz bir tartışma. Belki şeyi de sorabiliriz. Özellikle hani gençlerle de daha yoğun çalıştığın için neden hani gönüllülerin de hani motivasyonunu arttıran ya da gönüllülüğü yol açan en temel noktalar ne? Hem ankette vardı ama odaklarda da ya da koordinatör konuşmalarında da çıkan şeyler vardı. Birkaç tane şey eksik ya da yeterli söylemezsem zaten. Bir önemli şeylerden bir tanesi gençler özelinde hem bu araştırmada çıkan hem de daha önce yaptıklarımızda sosyalleşme alanı sağlaması. En önemli özelliklerden bir tanesi bu. Bu da zaten demin Emre'nin anlattığı
bu eş dost aracılığıyla tanışma, hı-hı, ilişkilenme halinde son derece doğrular bir şey. Çünkü o ağın içinde olmak ve aile ilişkilenmek için. İkincisi aslında olanak sağlanması. Bu olanağı ama çok çeşitli olarak düşünmek gerekiyor. Yani olanak sağlamak, gençler özelinde söylüyorum. Hem böyle hiç tanışmadığı, yeni bulduğu konularla, ilişkilerle hemhal olması, durumlarla, hem bir özne olarak kendini hissetmesi, hem de aynı zamanda önemli şeylerden bir tanesi bunu bir deneyim olarak taşıması. Bu deneyimi isterse formal bir şekilde işte CV'sini yazabilir ve bununla ilişkili de devam edebilir ki bu piyasayla başka bir yerde ilişkileniyor zaten. Onu ayrıca tartışmak gerekiyor. Yani ne kadar katılım, ne kadar piyasa oluyor orası. Oradaki geçişkenlik ne kadar önemli bizim için ya da ne için önemli diye ayrıca tartışmak gerekiyor. Ama şey önemli, yani CV'mi de yazabilirim ama ben bunu ileride başka şekilde çevirip kullanabilirim bir deneyim olarak da kritik kalıyor oradaki motivasyon sıkıntı. Orada şeyi çok gördük gençlerle de ve biraz daha ne diyelim geç gençlerle de konuştuk. İki tane odak yaptık, yaşa göre ayırmıştık onları. Gençlerde bu aslında işte kendi ifadeleriyle yani kahve makinesinden printer tamir etmeye o sürecin içinde olmanın getirdiği gerçekten bir deneyim, bir kazanım alanı var. Bunun bir kısmı somut bir CV'de ya da iş bulma imkanlarını arttıran bir egzersiz de olabiliyor. Koordinatörlerin söylediği yarısından fazlası zaten kendisi gönüllülükle başlayıp sonra o pozisyonlara da profesyonel devam etmişti. Hatta işte tartışmalardan bir tanesinde cumartesi günü hani bunun gönüllülük açısından sakıncalı bir durum olup olmadığıydı. Yani gönüllülerin daha sonra profesyonel hayata geçip okullarda devam etmesiydi. Evet. Bu da belki önemli bir alan. Bir de belki şeyi eklemek lazım. Yani daha önce bizim Emre Hoca ile beraber yaptığımız bu ötekileştirme ve ötekileştirmeme araştırmamızda bu farklı deneyimlerin ve farklı karşılaşmaların önemini çok vurgulamıştık. Burada iki tane sosyalleşme ayağı var aslında araştırmamızda bizi heyecanlandıran. Bir tanesi şöyle ifade etti, özellikle genç arkadaşlarımız, genç gönüllerimiz ama daha olgun grupta da aslında söylenmiş bir cümleydi. Bana benzerlerle bir araya geliyorum. Yani benimle aynı dertleri olan, benimle beraber endişeleri taşıyanlarla bir araya geliyorum. O dediğin sosyalleşmenin aslında emekliler diyeceğimiz grup için bile olması. Diğeri ise hiçbir zaman tanımayacağım, hiçbir zaman karşılaşmayacağım kişilerle karşılaşıyorum vurgusu. Bu açıdan da yani bir yandan kendimize benzerleri bulduğumuz ama bir yandan da hiçbir zaman bize benzemeyenlerle karşılaştığımız ve o deneyimin bizi dönüştürdüğü ve değiştirdiği bir süreçten aslında belki de bahsediyoruz. Belki şeyi de ele alabiliriz, öyle de bulgularımız var Emre'ye dönersem, siyasal ve katılım açısından, sivil katılım açısından nasıl bir kitle bizim en azından anketimizi dolduranlar? Şimdi başka bir şey, Türkiye'de gönüllülük yok diyoruz ama Türkiye'de siyasal katılım özellikle gençler arasında bildiğimiz anlamda siyasal katılım çok düşük. Evet. Biraz daha son dönemlerde değiştiyse. Bir takım bizim her zaman sorduğumuz sivil ve siyasal katılım soruları var. Onların verdiği yanıtları söyleyeyim 41. slide'da, farklı yaşlarda. Herkes oy kullanmış baktığınız zaman yaklaşık %90 civarında bir oy kullanma var. Sosyal medyada haber paylaşanların oranı 15-24 yaşta %61'den başlıyor, %87'ye doğru çıkıyor 45 yaş ve üstünde. 41. slide'ı gösterebilirsek. 41, evet. Doğru. Biraz daha yumuşak bir siyasal katılım türü tartışılıyor. Dilekçe yazmak siyasal katılım türü ama bu da yüksek yaşlarda %70'lerin üzerine ulaştığını görüyoruz. İnternet üzerinden protesto eylemine katılanların oranı gençlerde %44, daha genç yaşlılarda %78'e kadar çıkıyor diye gidebiliyoruz. Bir siyasi partiye oy olanların oranı 15-24'te en az satır %6, %38'e kadar çıkıyor. Bir sonraki slayta bakalım. Bu bizim için çok bilgi verici olacaktır, 42. slayt. Orada 18-29 yaşla bir karşılaştırma yapıyoruz bu Türkiye'de gençlerin iyi olma hali çalışmasından. Türkiye kentlerinde yaşayan gençler bunlar. Tabii ki eğitim düzeyleri biraz daha temsili düşük olarak, bir örneklerden bahsediyoruz. Burada oy kullanma oranlarında bir fark yok. %90'dan üzerinde ama en az satır hızla gidin. Bir siyasi partiye üye olmakta da çok büyük fark yok. %6.4 15-24 yaş arası gönüllerde. Bu Türkiye gençliğinde 6.2.
Bir siyasi partinin adayında çalışmak 15-24'te %8, Türkiye Genç'te %6 gibi gözüküyor. Bunlar biraz önce Laden'in bahsetmiş olduğu konvansiyonel, elitlerin kontrolünün altındaki katılım biçimleridir. Bunu siyasal katılım çalışan arkadaşlarımız mutlaka bileceklerdir. Ama diğerlerine bakalım. Sosyal medyada haber paylaşmak. Türkiye Gençlerinde %5, bu gönüllük yapanlarda gençlerinde %61, 25-29'da %75, 15 katı. Sizi doğrudan ilgilenen bir sorunla ilgili yetkili belediye veya benzeri mercilere dilekçe yazmak. 4.4 Türkiye Gençliğinde buralara baktığınız zaman önce %44, 11 katı, daha sonra 15 katına çıktığını görüyoruz. İnternet üzerinde bir protesto eylemine katılmak %5. Türkiye Gençlerinde 15-24'te 10 katı, 25-29'da 15 katı olarak gidiyor. Yani bunu aslında bir konuşmak lazım herhalde. Evet. Çünkü bu gönüllülerinden hani niye gönüllülük yapıyorsun sorusunu aslında verdikleri, hani bir şeyleri değiştirebilirim, sorumluluk alırımla çok da örtüşen bir resim. Kesinlikle. Bir kere bir korelasyon var. Birini yapan diğerini de yapıyor. Bunu lan biliyoruz zaten. Sivil ve siyasal katılım çoğunlukla beraber yürür. Hani daha gelişmiş ülkelerde siyasetsizleşmenin sonucunda siyaset sivil alana kaydığı için, yani bir partilerin altında ya da siyasal eylemlerde değil, sivil katılımla bu işler değiştiği için önemli. Ama öteki taraftan bizim de inandığımız bir şey var. Sivil katılım siyasal katılımı gerektirir. Yani bir yerden sonra evet ben kendi başıma bir şeyleri değiştirebiliyorum. Çocuk örneğinde gidecek olursak evet ben bir çocukta bir şey değiştirebiliyorum ama ben sadece bir çocuğa yaşayabiliyorum. Daha fazlası için siyaset gerekir. Siyasetle bu çözülebilir. Bu inancın doğduğuna inanıyorum. Bu bizim için çok çok önemli bir bulgu. Çünkü genelde Türkiye'de sivil toplum kuruluşları kendilerini apolitik olarak tanımlayıp siyasete karışmadıklarını söyleseler dahi gönüllüler daha fazla siyasileşmiş olarak o kurumlardan ayrılıyorlar gibi gözüküyor. Bir ekleyeyim mi Emre'nin söylediğine? Bence bu %5 ve %75 dilekçe yazma konusunda 15. Müthiş bir rakam deminki şeyden. Bu deneyim kazanmayı konuşmuştuk yani, bu illa CV'ye yazılmak durumunda değil. Bu deneyim kazanma hali, bir güçlenme, bir iktidarlanma, tam da o yani. Dilekçe yazmayı bilmek diye bir şey var. O bir beceri çünkü aslında. Yani dilekçe nasıl yazılır, nereye teslim edilir, bu nasıl yapılır falan gibi. Gönüllülüğün kendisi aslında tam da onu da edinmeni sağlayan ve dönüştüren şeylerden bir tanesi. O sivil toplum örgütü içinde de onu pratik etme alanları buluyorsun. En azından bunu pratik etmek için yan yana gelip dayanışıyorsun. Birlikte öğreniyor olabilirsin. Ki hani başka araştırmalarda da gördüğüm şeylerden bir tanesi. Tam bu noktada bunu söyleyeceğim. Bu araştırmayı biraz aşarak konuşacağım da. Daha önceki araştırmalarda bizim bulduğumuz en önemli bulgu, gönüllülük yapan gençlerle yapmayanlar arasındaki en büyük farkın anomi olduğuydu. Anomi dediğiniz şey bir eylemin sonuca ulaşmayacağı kanaat siyaseten. Ben ne yaparsam yapayım bu ülke değişmez. Ne olursa olsun her şey eskisi gibi olur diyen bir yaklaşımda. Şimdi dilekçe eylemi bu yüzden çok önemli. Attığınız imzanın çok fazla faydası yok. Siz atmasanız da o imzayı o dilekçe yazılabilir. Ya da bir şey olacaksa siz imza atmasanız da olur. Buna biz oyun teorisinde kolektif eylem sorunu diyoruz. Beleşçilik deniyor buna. Ben imza atmasam da yollar temizlenebiliyor bir imza sayesinde. Bir de anomi içerisinde kalırsanız, ya ben imza atsam ne olacak? Bir şey değişmeyecek. Şimdi ben burada hani dediğim gibi araştırma bulgularının ötesine geçiyorum. Bir dilekçeye imza atmanın behüde bile olsa bir eylem olduğuna inancın gönüllülükten kaynaklandığını düşünüyorum. Çünkü benim gözümde hep şu canlanıyor. İzmir merkez mahallelerinde oturan bir çocuk kalkıyor. İzmir'in arka sokaklarındaki bir tesise geliyor. Orada kendi hayatına hiç benzemeyen hayatlar yaşayan çocuklarla bir şeyler yaşıyor. O çocukların değiştiğini görüyor. Ve aynı zamanda o çocuklar gibi bir sürü çocuk olduğunu da görüyor. Ve kendi eyleminin bütün bu eylemsizlikler arasında ne kadar kıymetli olduğuna getiriyor kendisine ve özgüven kazanıyor. Bu bildiğimiz bir öykü. Hiç şaşmadan gönüllülüğün özgüven getirdi. Ama ben bunu yaptım değil, kendisi böbürlenme değil, ben bunu değiştirmeyi başardım demesi. Bence dilekçe de öyle bir şey. Şu anda işte bir sürü dilekçe toplama örgütleri var. Atmıyoruz. Ne diyoruz? Atsak ne olacak ki? Ya da atmayayım. Nasıl olsa olacaksa bensiz de olur. Bu devrimde de aynı sorun vardır. Olacaksa bensiz de olabilir derim. Aynı kolektif eylem sorununu aşabilen bir şey gönüllülük. Çünkü şunu biliyorsunuz, tamam ben buradayım,
Başkası başka bir yerde, başkası başka bir yerde. Hep beraber hareket ettiğimizde bir yere doğru gidebiliriz. Bence gönüllülüğün en önemli kazanımlarından bir tanesi bu. O özgüveni getirmesi, bir şeyi değiştirebileceğine inandırması insanlara. Bir gönüllü odağında gene gençlerden bir tanesi şunu söyledi. İşte başka arkadaşlarını ikna etmek için ya da gönüllülerin devamını sağlamak için onu sen yapmazken başka kimse yapmayacak. Hı-hı. Bunu çok fazla kullanıyorum dedi. Yani sen elin o işin o taşın altına elini sokmazsan o iş orada kalacak. Hı-hı. Şimdi tam da senin söylediğin gibi yani beraberce dönüştürme, beraberce değiştirme ve bu bağlamda da çok tecrübe kazanmış bir grupla konuşmuştuk. Her biri farklı metotlarla nasıl kendi arkadaşlarını da işin içine kattıklarını anlatmışlardı. Süremiz neredeyse bitiyor. Aktarmak istediğiniz, söylemek istediğiniz noktalar varsa toparlayalım isterseniz. Yani bir bu Emre'nin son söylediği yerden, orası beni çok heyecanlandıran şeylerden bir tanesi bu katılım ilişkisi. Bu eylemlilik hali, özne olma hali, o imzanın üstüne kendi adını yazma halinin çok önemli olduğunu düşünüyorum ben ve çok katılıyorum. Yani hem özgüven anlamında hem de harekete geçmek anlamında. Hem de oradaki ilişkide yaptığı şey böyle çok uzakta ve kendisinden çok bağımsız bir şey değil, ilişkilenebildiği ve var olabildiği bir şey. Gençler özelinde orada var olmanın çok kritik bir şey olduğunu düşünüyorum. Çünkü yani konvansiyonel sistem içinde çok yoklar. Yani sistemin kendisinin meşruiyetini sağlamak için sandığa çağrılmaları dışında son derece sınırlı genci konvansiyonel sistem içinde var görebiliyoruz. Yani parlamentoda da şeyde de, yerel yönetimlerde de. Belki ona iki tane şey ekleyebilirim. Bir tanesi gene gönüllü odaklarında gençlerin daha çok söylediği ama hani altını çizdikleri şu, bazen çok farklı gruplardan ya da arkadaşlarından ya da aile çevrelerinden neden o grup, neden o STK sorusuyla karşılaştıklarını ve hani bunun aslında çok ilginç bir soru olduğunu düşündüklerini. Çünkü yani siz de başka bir şey yapabilirsiniz. Hani ben bunu tercih ettim noktasında bile kendi tercihlerini, yani gönüllü eylemlerinin nedenini açıklamak, evet, bunu evet, meşrulaştırmak zorunda kalmalarını söylediler. Hatta tam da o. Neden o grup, neden o STK sorusuyla mücadele ediyoruz diye. Bir başka şey gene belki gençler ayağını çok konuştuğumuz için vurgulamak. Artık aktarmaya ve anlatmaya, özellikle aileleri söz konusunda olduğunda bir noktada vazgeçtik. Çünkü yaptığımız işin kıymetini anlamak ya da işte buna önem verme konusunda zorlandıklarını ifade ettiler. Bu da belki gene düşünmemiz lazım. Bizim bu iki günlük tartışmada, özellikle Cuma günündeki etik tartışması bağlamında da söylemek istediğim, çünkü çok fazla yoğun eğitim ve çocuk alanında çalışanlar vardı. Gene keza bizim başka çalışmalardan bildiğimiz mülteci alanında çalışan STK sayısı, yürütülen projeler arttıkça bu alanda da çalışan gönüllüler fazlalaştı. İkinci travma dediğimiz riskler de var. Bunları pek konuşmadık. Aslında biraz da hani ikinci programa saklayalım diyelim. Sigortada dahil olmak üzere gönüllülük yaparken karşılaşabilecek riskler ve bu risklere karşı ne tür önlemleri düşünmeliyiz? Aslında belki bizim Türkiye'nin işte enformalliği içinde ya da ne diyelim, risklerle yaşamayı bir biçimde becermek zorunda kaldığımız için görmediğimiz ya da yeteri kadar dillendirmediğimiz bir alan bu. Bunu da düşünmek lazım. Belki dediğim gibi bu bizim ikinci programa sakladığımız bir kısım olsun. Eklemek istediğim bir şey varsa Emre'ciğim. Burada hem Laden'in söylediği katılım meselesini akılda tutmakta fayda var. Bu Cuma ve Cumartesi başladı. Hani bu zorunlu gönüllülük dediğimiz mesele. Çocuklar bir kere gönüllülük yapsınlar müfredat çerçevesinde. Kalkınma planımızda 2019-2023'te sivil topluma 1,5 sayfa kadar ayrılmış. Orada da gönüllülüğe 2 madde ayrılmış. O 2 maddeden bir tanesi de bu tür zorunlu gönüllülük uygulamalarının artırılması. Ben prensip olarak zorunlu gönüllülük fikrine soğuk bakanlardan değilim ama nasıl gönüllülük olduğu önemli. Bunlardan bir tanesi, biz burada konuştuk. Hakkını veren, söz veren, katılmasını sağlayan bir gönüllülük olması gerekiyor. Özellikle gençlere karşı. Çünkü burada açıkçası benim baktığım perspektiften bir yaş ayrımcılığı var. İkincisini ise bence gelecek programda daha detaylı tartışacak, onu ihtimam gösteren bir şey. Burada şöyle bir şey var. Ben daha önce kendi aramızda tartıştığımız mesele, gönüllü, gönüllülük alanında karşı karşıya kaldığı kimseye ihtimam gösteriyor. Bunu istiyoruz. Öteki tarafta da gönüllünün de ihtimam görmesi gerekiyor. Bu da işte biraz önce sözü geçen sigortalı olmak, risklere karşı korunmak, bilgilendirilmek, özellikle donanımlandırılmak. Hadi kızım sen git 80 yaşındaki teyzeye psikoterapi yap denmeyeceğine göre bu çocukları, bu gençleri, bu insanları korumak lazım diye düşünüyorum.
Son olarak belki ben de ona gönüllü koordinatörleriyle yaptığımız çalışma kısmından bir iki ek yapayım. 20 kurumunda 20'sinde aslında bir tür oryantasyon ve eğitimden bahsedildi. Ama tabii dereceleri ve yoğunlukları farklıydı. Hı hı. Bu çok önemli çünkü işte hakikaten bir sahaya bir gönüllü çıkacaksa, bir üçüncü kişiye dokunacaksa o üçüncü kişilere zarar verilmemesi çok önemli bir ayak. Bir de şeyi çok söylediler, yani gerçekten haber aktarma, hı, yani hem STK'nın faaliyetlerini hem gönüllülerle yapılan faaliyetleri duyurma noktasında ve bir biçimde tabii ki bu akıllı cep telefonları üstünden oluşan gruplar başka tür bir sosyallik yaratmış. Bu da gönüllülerle bağın daha sık olmasını sağlamış. Bu geri bildirimlerde aslında motivasyonu çok arttırıcı şeyler. Bu ihtimam ve özen aslında her kurumda olduğu gibi bütün sivil toplum alanında da belki çok önemli bir nokta olarak altını çizilmeli. Özellikle daha kurumsal yapılar başka tür prosedürler işletebiliyor ama daha küçük, hani hayatta kalmaya gayret edenlerse zaten gönüllülerin emeğiyle bir biçimde varlar. O zaman noktalı virgül herhalde koyuyorum ya da bir sonraki programda bu konunun biraz daha hukuksal boyutunu konuşmak üzere bizimle olduğunuz için teşekkür ediyorum. Laden'e ve Emre'ye de çok teşekkür ediyorum. Çok keyifli bir sohbet oldu. Şehir hepimizin de bugün gönüllülüğü konuştuk. Şehir en çok da herhalde gönüllülerin birçok açıdan gönüllüler aslında şehrin bazı dertlerine çözüm üretiyorlar. İyi haftalar diliyorum.